Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım hareket problemlerinde kalmıştık. Abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz dersimize başlayalım bakalım. Haydi. Arkadaşlarım ilk örneğimize bakalım. Diyor ki bize aralarında 280 kilometre mesafe bulunan iki tane hareketli aynı anda aynı yöne doğru harekete başlıyorlar. Aralarında 280 kilometre mesafe varmış. O zaman ben bir tanesine bu araç şuradadır derim. Tamam mı? Şöyle yapalım. Bir tanesi şurada, diğeri de buradaymış arkadaşlar. Ve 280 kilometre aralarında mesafe varmış. Pekala. Aynı anda aynı yöne doğru hareket ettiklerine göre birisi bu tarafa, öteki de bu tarafa doğru hareket etsin. Hızları 60 ve 80 kilometre bölü saat olan bu hareketlilerden hızlı olan diğerine kaç saat sonra yetişir? Tabi hızlı olan yetiştiğine göre arkadadır arkadaşlarım. Yani 80 kilometre bölü saat hıza sahip olan burasıdır. 60 da budur. Tamam, 60 kilometre bölü saat. Pekala. Kaç saat sonra yetişir demişim. Aradaki mesafe ne? Kapatması gereken mesafe 280 kilometre. Daha sonrasında ben bunu neye böleceğim? Hızları farkına. Yani 80'den 60'ı çıkarıyorsunuz. 20 kilometre bölü saate bölüyorsunuz. Tamam mı? Şimdi bakın. Eşittir diyorum. Kilometreler tabii gidiyor. Sonraki sorularda bu kilometreleri falan koymayacağım. 280'i 20'ye bölerseniz arkadaşlarım kaç gelir? 14 gelir. Dolayısıyla şununla şunu sadeleştirdim. 14. 1 bölü saati de ters çevirirsem 14 saat yapacaktır tabii ki. Dolayısıyla cevabımız budur diyebiliriz. Devam ediyorum ikinci örnekle. Hızı saatte 2V kilometre olan bir araç. Şimdi saatteki hızı 2V'ymiş. 3T saatte gideceği yere ulaşıyormuş. Bakın aynı işçi problemi gibi. Yani yol toplamda 6VT'lik bir yolmuş. 6VT, hani işçi problemi ne diyorduk ya. 6VT'lik bir güç sarf edince, enerji sarf edince iş bitiyormuş. Yol bitiyormuş, tamam mı? Aynı yolun 5 katını. Şimdi aynı yolun 5 katı nedir? Şunun 5 katıdır. Yani 30VT'dir. O 5 katını 6T sürede gitmek istiyormuş bakın. 6T çarpı hızı ne olmalıdır? XV diyeceğiz hızına da. Pekala, Kubilay Bey'miş bu hızı yapacak olan da. Peki ben şuradaki T ile V'yi sildim. Şöyle götürdüm. 6'ya böldüm, 6'ya böldüm. 5. Demek ki X kaçmış arkadaşlar? 5. Şimdi kaç katına çıkarması gerekir diyor ya. Bu adamın hızı neydi? 2V'ydi. Şimdi ne olması lazım? XV, yani 5V olması lazım. Kaç katına çıkarması gerekiyor? 5V'yi 2V'ye böleceğiz. V'ler gidecek 5 bölü 2 katına. Yani 2,5 katına çıkarmış olması gerekiyor sevgili arkadaşlarım hızının. İstediklerini yapabilmesi için. Geçtim 3. örneğime. Hızları şekilde verilen iki araç A ve B noktalarından sabit hızlarla aynı anda C noktasına doğru harekete geçiyorlar. Bir tanesinin hızı 100 km bölü saat, öteki de 65 km bölü saatmiş. 6 saat sonra hızı fazla olan, yani arkadaki aracın C noktasına varmasına 32 km kalmış. Yani A'dan hareket eden hız hareketli buradaymış ve şurası 32 km'ymiş. Pekala. B'den hareket eden araç da, sevgili arkadaşlarım bir yandan soruyu okuyorum, C noktasını 90 kilometre geçmiş. Yani şurada. Şu şekilde gösterelim. Diğeri de burada ve şurası da 90 kilometreymiş. Şimdi bir tanesinin gittiği yol sarıyla gösterelim. B'nin gittiği yolu sarıyla gösteriyorum. Şu mesafeyi kat etmiştir. A'dan hareket eden araç da nereyi kat etmiş arkadaşlar? Şöyle gösterelim. Şuraya kadar kat etmiştir. Doğru mu? Oraya kadar değil, özür dilerim. Şu kısma kadar kat etmiş. Pekala. Şimdi 6 saatte yapmışlar bunu. 6 saatte 6 kere 100'den şu maviyle gösterdiğim kısım 600 kilometre yapacaktır arkadaşlar. Daha sonrasında 6 kere 65 diyorsunuz. 360 artı 30'dan 390 kilometre gelir. Bakın sarıyla gösterdiğim yer, yani şurası da 390 kilometreymiş. Pekala, ben bu 390 kilometreden 90 artı 32'yi çıkaracak olursam arkadaşlar 268 kilometre kalacaktır. Neresi olur? Burası. Şimdi ben mavi kısmın 600 kilometre olduğunu biliyordum. Şurası da 268 kilometreymiş. O zaman ben burayı da hesaplayabilirim. 600'den 268'i çıkarırız. Yani 332 yapar değil mi? 332 kilometre yapar. Ne diye sormuştu bana? A ile B noktaları arasındaki mesafe. A ile B noktaları arasındaki mesafe zaten burasıydı. Ve bu da bana neyi verecektir? 332 kilometreyi.
Cevabımız buydu sevgili arkadaşlar. Bakın işlemlerin çoğunu sadece çarpma bölme olarak kullandık. Çıkarma toplama yaptık. Ve tamamen şeklin üzerine çözdük. Basit düşüneceksiniz arkadaşlar. Tamam. Basit düşünmezseniz eğer, yani böyle gündelik hayat problemi gibi değil de bu iş bir matematik problemi diye düşünecek olursanız zaten çoktan kaybetmişsiniz. Size yapacak bir şey yok arkadaşlar. Size belediye baksın. Yani harbiden bunu matematik problemi olarak düşünüp de korkan çok arkadaşım var. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bunu gündelik hayat problemi olarak tıkır tıkır basit düşünün ya. Bir şeyi daha işe başlamadan siz kafanızı da zaten o işi zorlaştırırsanız o işi zaten başaramazsınız. O iş sizin için bitmiştir. Başka yollara başvurun arkadaşlar. O iş sizin için bitmiştir demektir. Tamam mı? Basit düşünün sizin olsun. Ben hep bunu söylerim. Basit düşün senin olsun. Basit düşün senin olsun. Evet, devam edelim dördüncü örneğimizle. Aralarında bir tane sinek geziyor ışığın üzerinde. Aralarında 8 kilometre mesafe bulunan aynı yönde hareket eden iki hareketliden arkadaki aracın hızı öndeki aracın hızından 6 kilometre, saatte 6 kilometre fazlaymış. Şimdi şöyle çizdik. Bir tanesi şuradan hareket ediyor, bir tanesi buradan hareket ediyor. Aynı yöne doğru hareket ediyorlar. Bir tanesi bu tarafa, bir tanesi bu tarafa doğru hareket ediyor. Ve aralarında da 8 kilometre mesafe olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterelim, 8 kilometre diyelim. Bir tanesinin hızı V, hızlı olanın hızı 6 kilometre fazlaymış. Yani V artı 6 diyeceğim o zaman ben buna. Tamam mı? Demiş ki bize, öndeki araç diğer araçtan 1 saat erken hareket etmiş. 1 saat erken hareket ederse 1 çarpı V'den nereye kadar uzaklaşır? V kadar uzaklaşır arkadaşlarım. 1 çarpı V'den V kilometre uzaklaştı. Şimdi aralarındaki mesafe kaç oldu? 8 artı V kadar oldu. Şimdi pekala, buna göre öndeki aracın hızı saatte kaç kilometredir diye sormuş. Yani aslında bize bakarsanız bize V sormuş ve şuradakini okumadık. Hareketlerinden 3 saat sonra arkadaki araç kendisini yakalamış. Yani 3 saatte şu mesafeyi kapatmış. 3 çarpı bunun hızından bunun hızını çıkaracağız. V artı 6'dan 6'yı çıkarırsanız V kalır. Ve bu buna eşitmiş arkadaşlar o halde. Şimdi 3V eşittir 8 artı V. Bakalım 3V değil, özür dilerim. V artı 6'dan V'yi çıkarınca 6 kalır. 3 çarpı 6, 18. Şimdi 8 artı V eşittir 18 ise tabii ki V kaçtır? 10'dur. Bizden istenen şey neydi? Öndeki araç, yani şu. Bunun hızı. Ben ona V demiştim zaten. Dolayısıyla bunun hızı 10 km bölü saattir deriz. Hatta arkadakinin hızını sormuş olsaydı 16 km bölü saat olurdu sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum. Örnek 4'ü bitirdim. 5'e geçtim. Hızları V1 ve V2 olan iki koşucu doğrusal bir pist üzerinde belirli noktalardan aynı anda birbirine doğru hareket ederlerse 3 saatte karşılaşacaklar. Şimdi şöyle, birbirine doğru hareket ettikleri zaman hızlarını topluyorduk. Bir tanesinin hızı V1'miş, öteki de V2'ymiş. Eğer ki ben bunu karşılaştıkları süreyle çarparsam işte o birbirlerine hareket etmeden önceki o noktalar var ya, o noktalar arasındaki mesafeyi bulurum. Tamam mı? Hızlı olan, yani şu an aralarındaki mesafe bu. Şöyle yazalım hatta onu da. Siz de yazın aralarındaki mesafe. Tamam. Hızlı olan diğerinin arkasında kalacak şekilde aynı yöne doğru hareket ederlerse 12 saat sonra yan yana geliyorlar. Yani arkadaki öndekini 12 saat sonra yakalıyormuş. O zaman hızlı olana V1 diyelim. Hızlı olanın hızından yavaş olanın hızını çıkardım. Çarpı 12 saat dedim. Bu da bana aralarındaki yine mesafeyi verecektir. Yani o zaman arkadaşlar bu ne demek? Aralarındaki mesafe. Bu ne demek? O zaman bununla bu birbirine eşit demek. Çünkü aralarındaki mesafe hep eşitti bunlar. O halde dağıtacağız. 3 tane V1 artı 3 tane V2 eşittir 12 tane V1 eksi 12 tane V2 dedim. Eksi 12 V2'yi bu tarafa attım, 15 V2 yaptı. 3 V1'i bu tarafa attım, 9 V1 geldi. Her iki tarafı tabii 3'e bölelim arkadaşlar. 3'e böldüğümüz takdirde 5 V2 eşittir 3 V1 olacaktır. Benden istenen V1 bölü V2. Şimdi V2 burada çarpım durumda. Bunu buradan sildim, buraya attım. 3 burada çarpım durumda. Bunu buradan sildim, buraya attım. Böylelikle V1 bölü V2 bakın kaçmış? 5 bölü 3'müş diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum 6. örneğimle. Barış A şehrinden B şehrine giderken yolun 1 bölü 5'ini 2 saatte, yolun kalan kısmını ise hızını saatte 40 km arttırarak 4 saatte almış. Şimdi Barış hızını saatte 160 km'ye sabitleyip A şehrinden B şehrine gidip hiç mola vermeden tekrar A'dan
A şehrine geri dönmek isterse tüm yolu kaç saatte alır diye sorulmuş. Bakın, şimdi bir A şehrimiz var. Bir de arkadaşlarım B şehrimiz var. Şöyle. A şehrinden hareket ediyor. Sonra bu tarafa geri geliyor. Bunu 160 kilometreye sabitleyip, hızını 160 kilometreye sabitleyip yapıyor. Ama ondan önce bize demiş ki yolun 1 bölü 5'ini, yani şurayı 2 saatte gitmiş. Sonra da arkadaşlar normal şartlar altında, bakın normal şartlar altında hızını hiç değiştirmemiş olsaydı, hızını hiç değiştirmemiş olsaydı buranın tamamını, şurası 1 bölü 5 idi ya x, o zaman burası 4x olacaktı. Çünkü yolun tamamı 5x, 1 bölü 5'i x yapar. Tamamı 5x olsun dedi, buraya 4x kalır. Eğer ki hızını hiç değiştirmemiş olsaydı burayı 8 saatte alacaktı değil mi? Ama kaç saatte almış arkadaşlar? 4 saatte almış. Aslına bakarsanız hızını 40 kilometre artırarak süreyi yarıya düşürdüyse, normalde 8 saatte gitmesi gerekirken 4 saatte gitmiş. Hızını yarıya düşürdüyse, hızını 40 kilometre pardon süreyi yarıya düşürdüyse, hızını 40 kilometre artırması demek hızını 2 katına çıkarmış olması demek. Yani demek ki önceki hızı 40 kilometre bölü saatmiş ki ben buna 40 kilometre bölü saat daha eklediğim zaman aha bunun 2 katı yapmış. Yani 80 kilometre bölü saat yapmış. He, tamam. Demek ki bunun önceki hızı 40. Ben yolun tamamının uzunluğunu bulurum. 2 saat artı 8 saat 10 saat yapar. 10 saat çarpı 40 kilometre bölü saat dersem A ile B arası mesafe 400 kilometreymiş. 400 gitti. 400 de geri geldi, 800 kilometre. Ve bunu kaç saatte, pardon, kaç kilometre bölü saat hızla yapmak istiyor? 160 kilometre bölü saat hızla yapmak istiyor. O halde arkadaşlarım 800'ü 160'a bölerseniz cevabı 5 saat olarak bulursunuz. Doğru cevabımız bu olacaktı deriz. 7. örneğimize geçiyoruz. 7. örnek tam bir sayfa boyunda arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bu örneği bir çözelim. Eğlenerek yazdığım bir soru. Aşağıdaki şekilde yolun karşısına geçecek olan bir kurbağa ve A, B, C ve D araçları gösterilmiş. Normalde biliyorsunuz konu kısmında şık koymuyorum ama buna şık koyalım. Yani hangi aracın altına ezilmiştir diye de sorabilirdik ama buna şık koyalım istedim. Şimdi demiş ki bize bilgiler veriliyor. Görseli de kullanacağız. Kurbağa her zıplamasında bir şeritten diğer komşu şeride geçebiliyormuş. Pekala, yani şöyle. Şu an buradaysa birinci zıplamasında burada, ikinci zıplamasında şöyle gösterelim, burada, üçüncü zıplaması burada, dördüncü zıplaması da burada. Kurbağa her zıplamasından sonra bulunduğu şeritte 2 saniye bekliyor ve hiç beklemeden diğer şeride zıplıyor. O zaman ilk başta 0 ve 2 saniyeleri arasında burada, 2 ve 4 saniyeleri arasında burada, 4 ve 6 saniyeleri arasında burada ve 6 ve 8 saniyeleri arasında burada. Demek ki 8. saniyeden sonra 8. saniye biter bitmez artık karşı şeride geçmiş oluyor kurbağa. Zıplama sırasındaki süre kayıpları önemsenmiyormuş. Aşağıda kurbağanın ilk sıçrayışı anında A, B, C ve D araçlarının hızları ve kurbağanın yolun karşısına geçmek için kullanacağı D rotasına, doğrusal D rotasına, şuraya olan uzaklıkları verilmiş. Yani araçların D'ye olan uzaklıkları ve araçların hızları verilmiş arkadaşlar. Şimdi araçlar A, B, C, D araçları, hızları 8, 7, 14.4 ve 36, uzaklıkları da 20, 10, 20 ve 30 metre. Bu bilgilere göre kurbağa ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? İşte şıklar: A aracı kurbağayı ezmiş, B ezmiş, C ezmiş, D ezmiş, kurbağa ezilmeden karşıya geçebilmiş. Hangisi olduğuna bakacağız şimdi. Öncelikle sevgili arkadaşlar, ben şu tabloyu aslına bakarsanız şuradan şöyle alıp koparıp, tamam mı, yukarı doğru taşırsak biz daha rahat bir çözüm yapabiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence öyle olur. Şunu şöyle şuraya yapıştıralım arkadaşlar. Hah, bak şimdi çok tatlı oldu. Burada çözüm yapabiliriz bence. Bakın şimdi. Kurbağayı ilk karşılayacak olan araba D'dir. Dolayısıyla D'den başlayalım. Bakın burası kilometre bölü saat, unutmayın. 36 kilometre bölü saati ben metre bölü saniyeye çevireceğim. Çünkü kurbağa saniyelerle hareket ediyor. Daha anlamlandırmak gerekiyor bunu. 36 kilometre bölü saat. 36 kilometre demek 36 bin metre demek. 1 saatte biliyorsunuz ki 3600 saniye. Dolayısıyla ben metre bölü saniye ya, bunu şöyle yazalım. 3600
saniye dedim, tamam mı? Metre bölü saniyeye çevirdim bakın. Sıfırlar gitti, sıfırlar gitti. 360'ı 36'ya bölerseniz 10 metre bölü saniye yapar. Yani bu aracın hızı aslında 10 metre bölü saniye. Peki uzaklığı kaç? 30 metre. Kaç saniyede bu araç kurbağanın olduğu yere gelebilir? 3 saniyede. Peki bu kurbağa 0 ve 2 saniyeleri arasında birinci şeritte değil mi? D aracının bulunduğu şeritte. Evet, orada. Dolayısıyla arkadaşlarım, bu araç 3. saniye sonunda buraya geldiği takdirde kurbağa çoktan karşı şerittedir. Dolayısıyla D aracına ezilmediği kesin. D aracından kurtulmuş. Şimdi gelelim şu kısma. C aracına bakıyorum. C aracının hızı 14.4 km bölü saat. Yani 14.400 metre bölü yine 3.600 saniye diyeceğim. Metre bölü saniyeyi çeviriyoruz. Sıfırlar gitti, sıfırlar gitti. 144'ü 36'ya bölerseniz 4 metre bölü saniye gelecektir. Bu aracın 1 saniyede aldığı yol 4 metreymiş. Peki bunun hızı, uzaklığı ne? 20 metre. 20'yi 4'e bölerseniz arkadaşlarım 5 saniye bulursunuz. Yani bu araç bulunduğu konumdan kurbağa ilk sıçradığı andan itibaren 5 saniye sonra, şuraya 5 saniye yazalım görünmeyecek, 5 saniye sonra ancak kurbağanın rotasına erişmiş olacak. Ama kurbağa 5. saniyede çoktan zaten B aracının olduğu şeride gelmiş olacak. Dolayısıyla C aracından da kurtulmuş olacak yani. Helal olsun bizim kurbağaya. Peki şunu şuradan alalım, şöyle koyalım. Şimdi devam. B aracına bakıyorum. 7 km bölü saat. 7000 metre bölü 3600 saniye diyorum. Sıfırlar gitti, sıfırlar gitti. 70 bölü 36 metre bölü saniye. Metre bölü saniye. Hatta 2 ile sadeleştirirseniz 35 bölü 18 metre bölü saniye yapacaktır. Daha sonrasında B aracının uzaklığı ise 10 metre. Demek ki ben 10 metreyi arkadaşlarım 35 bölü 18 metre bölü saniyeye bölersem kaç saniye sonra buradan şuraya gelebilir, bunu görebilirim. Peki yapalım. Ters çevirdim, çarptım. 180 bölü 35 diyoruz bakın. Daha sonrasında ya da bunu yapmadan önce şunu yapalım ki sadeleştirmelerde kolay olsun. 10 çarpı 18 bölü 35 desek daha iyi olur. 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 7. 2 kere 18 kaç yapar arkadaşlar? 36 yapar. 36'yı 7'ye bölersem 5 küsür bir sayı çıkacaktır. 5 küsür bir sayı. Şimdi arkadaşlar, kurbağa 4. saniyenin başından itibaren buraya zıpladı. Nereye zıpladı? Şuraya zıpladı. Ve 2 saniye burada bekliyor ya, hani o bekleme süresi var. Ve bu araç da tam olarak 5 küsürüncü saniyede oradan geçtiği için maalesef ki buradaki kurbağamızı ne yapacak? Mort edecek. Ölecek arkadaşlar. Kurbağa X. Dolayısıyla geçmiş olsun denmez. Kurbağanın yakınlarının başı sağ olsun denir. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? C aracı kurbağayı ezmiştir olacak sevgili gençler. Devam ediyorum 8. soruyla. Şekilde verilen koşu pistinin AEDC kısmı kare. Bakın şurası bir kare. Şurası da bir yarım çember arkadaşlarım. O noktası çemberin merkezi konumunda aynı zamanda. Başlangıçta K ve L noktalarında bulunan iki koşucu. Bir tanesi K'da, bir tanesi L'de bulunuyor. İki koşucu birbirine doğru sırasıyla saniyede 4 metre ve 3 metre bölü saniye hızlarla harekete başlıyorlar. Pistin yarım çember kısmının uzunluğu, yani şuranın tamamı AC yayı. Şurası arkadaşlarım 280 metreymiş. Şimdi burası 180 derecelik bir bölüm. 90 derece 180'in yarısı olduğu için 280'in yarısı 140 ise şurasıdır bakın. Şu kısım 140 metreymiş. Tamam mı? Oradaki yarım çember hala 280 metre. Onda bir değişiklik yok. Peki. Metre olduğuna göre koşucular ikinci kez kaç saniye sonra karşılaşırlar? Pekala. Şimdi ben 140'ı, aralarındaki mesafe ilk başta 140 iken 4 artı 3 birbirlerine doğru hareket ettikleri için 4 artı 3'ten 7'ye bölerim. Ve 20 saniye sonra bunların L ile K arasında bir yerde, hatta B ile K arasında bir yerde, bu daha hızlı olduğu için, karşılaşacaklarını söyleyebilirim. Ve artık karşılaştıktan, birinci kez karşılaştılar. Karşılaştıktan sonra şu tarafa doğru, bu da bu tarafa doğru. Yani yine zıt yönlü hareket yapıyorlar. Yani birbirlerine doğru hareket ediyorlar aslında. Çünkü bu tarafa gidecek. Bu da buradan gelirken zaten yine birbirlerine doğru gelmiş oluyorlar gördüğünüz üzere. Şimdi ikinci kez karşılaştıkları noktayı bulmamız gerekiyor ya bizim hani. Artık bunlar ikisi de burada oldukları için pistin çevresidir aralarındaki mesafe. Pistin çevresi.
Şimdi pistin çevresi de yarım çember olan kısım zaten 280 metre olarak verilmiş. Peki bu yarım çember de, yarım çemberin çevresi ne? Çemberin tamamının çevresi 2 pi r. O zaman yarısı pi r'dir. Ve bu pi r 280'e eşitmiş arkadaşlarım. Bize r lazım. R nedir o halde? 280 bölü pi'dir arkadaşlar. Şimdi 280 bölü pi benim yarı çapımsa, yani şurası yarı çapsa, bana 2r lazım ki karenin bir kenarını bulalım. Bunu 2 ile çarparsanız bir kenar 560 bölü pi olacaktır arkadaşlar. Şimdi bunun çevresini bulabilmek için de bunu 3 ile çarpmamız gerekiyor. Bakın 4 ile çarpmıyorum. Çünkü şurada bir pist yok. Pist şurası arkadaşlar. Burası, burası ve burası. Bunu 3 ile çarpacaksınız. Yani 3 çarpı nerede o az önce söylediğimiz şey? Bize 2R lazım dedik ya. 2R eşittir. Bunu çarparsanız 560 bölü pi yapar. Demek ki 3 çarpı 560 bölü pi kadarmış karenin çevresi. Artı bir de ne vardı? Yarım çemberin çevresi vardı. 280. Ve ben bunu bunların hızları toplamına, birbirlerine doğru geldikleri için hızları toplamına bir güzel böleceğim. Şimdi 560'ı 7'ye bölerseniz tabii ki burası 80 gelecektir. 280'i 7'ye bölerseniz de burası 40 gelir. 3 kere 80'den 240 bölü pi artı 40 artı bir de en baştaki 20 saniye sürmüştü ya ilk karşılaşmaları. Bir de o vardı 60. Yani benim cevabım ne olacakmış? 240 bölü pi artı 60. Yani bu da aslına bakarsanız 240 artı 60 pi bölü pi yapar arkadaşlar. Bu kadar saniyede karşılaşmışlardır ikinci kez diyebiliriz. Ve geçiyorum 9. örneğime. Birazdan o yan tarafta yazdıklarımızı sileceğiz. Şöyle biraz da yaklaştırayım ben sana soruyu, olmaz mı? Şöyle yapalım. Bir araç Çankaya'dan Eryaman'a saatte 20 km sabit hızla gidiyor. Saatte 80 km sabit hızla geri dönüyor. Ve tekrar Çankaya'dan Eryaman'a saatte 40 km sabit hızla gidiyor. Aracın tüm hareketi 3,5 saat sürmüş. Şimdi 20 km bölü saat hızla gitti. Sonra 80 km bölü saat hızla geri geldi. Ve daha sonrasında son olarak 40 km bölü saat hızla geri gitti. Şimdi arkadaşlar 20, 80 ve 40. Hız ile süre arasında biliyorsunuz ki ters orantı vardır. Ne kadar hızını arttırırsan süre o kadar azalır. Dolayısıyla 20, 80 ve 40 dedik ya, bunların ortak katı nedir? 80'dir. 80 olduğu için burada harcadığı süreye 4t derim. Burada harcadığı süreye t ve burada harcadığı süreye 2t derim ki neden böyle dedim? 4t kere 20 80t yapar. T kere 80 80t yapar ve 2t kere 40 yine 80t yapar. Bundan kaynaklı. Tamam, gidilen süreleri bulduk. Peki bu gidilen sürelerin toplamı nedir? Hocam 7t'dir. Peki bu 7t neye eşitmiş? 3,5 saate. 3,5 saati yazdım ben buraya. 7t 3,5 saat ise t 0,5 saattir. Yani yarım saatten bahsediyoruz. O zaman ben t'yi 1 bölü 2 olarak seçebilirim. Doğru mu? Doğru. Buna göre. Demiş ki bize, şu rengi alalım. Bu aracın tüm hareketi boyunca ortalama hızı saatte kaç kilometredir? Ortalama hızı nasıl buluyorduk V ortalamayı? Toplam alınan yol, yani toplam x bölü toplam t, yani süre. Tamam. Toplam sürenin ne olduğunu biliyoruz artık. Çünkü bunların tamamı, toplam süre 3,5 saatti zaten. 3,5 7 bölü 2 yapar. Toplam yolu da yukarı yazacağım şimdi. Peki bu toplam yolu nasıl bulacağım ben? Şöyle. Ya bu araç 4T demek. 4 kere 1 bölü 2'den. Ya da şurayı kullanalım. Ya niye uğraşıyoruz ki? 1 bölü 2 değil miydi bu? 1 bölü 2 ile 80'i çarparsanız 40 kilometre yapar. Demek ki Çankaya ile Eryaman'ın arası 40 kilometreymiş. O halde bu araç 40 gitti, 40 geri geldi, 40 bir daha gitti. Toplam 120 kilometre yol yapmadım arkadaşım. Ters çevirip çarpıyorsun. 2'yi ters çevirdin. Ne yapar burası? Şöyle yapalım. 240 bölü 7 yapar. İşte arkadaşlarım, ortalama hızınız saatte 240 bölü 7 kilometredir deriz arkadaşlar. Evet. 10. sorum için sağ üst taraftayım. Tabii şurayı sileceğim. 10. soru güzel bir soru arkadaşlar. Çözemediyseniz dikkatli dinleyin. Çözdüyseniz de bir de benden dinleyin. Tamam. Her türlü dinleyin yani. Kaçarımız yok oğlum. Her türlü dinleyeceksiniz. Hadi bakalım. Şimdi demiş ki bakın. Atakan yürüyerek okula gitmek için
saat 08'de evden çıkmış. A, B, C, D güzergahını, yani önce burayı, sonra burayı, sonra burayı kullanarak okuluna ulaşıyormuş. Ve 8.40'da başlayan dersine tam vaktinde yetişiyormuş arkadaşlar. Sabit hızla gittiği zaman. Yani 40 dakika yürüyormuş. C noktasına bir gelmiş Atakan. Anam ne oldu? Problem olacak yani. Soru soracağız ya. Atakan ödevini okulda unutmuş. He, peki. Sonra Atakan C noktasına gelmiş ya. Diyor ki bize, hızını iki katına çıkararak evine giden kestirme yolu kullanıp, sanki giderken niye kestirmeden gitmiyorsa okula, giderken döner, evine dönerken kestirme yolu kullanıp C, A, C, D güzergahını kullanıyor ve okuluna gidiyor. Atakan okula kaç dakika geç kalmıştır diye soruluyor. Şimdi şöyle diyeceğiz. V hızıyla gidiyor. Bir de tabii şurada 4AB eşittir, 3BC eşittir, 4C de var. O olmadan soruyu çözemeyiz. O halde ben AB kısmına 3K dersem, bakın 3K kere 4 12K yapar. Demek ki şurası 4K olacak. Demek ki bu da 3K olacak. Şimdi bakın, AB uzunluğu 3K. BC uzunluğu 4K. Burası da 3K. Şimdi dik üçgen 3, 4, demek ki burası 5K. 3, 4, 5 üçgeni var. O halde arkadaşlar önce Atakan'ın toplamda gideceği bir yolu bulalım. 3K, 4K daha 7K, 3K daha 10K. Demek ki 10K'lık mesafeyi normalde 40 dakikada kat ediyormuş. Ama Atakan 3K artı 4K, yani 7K'lık yolu gittiğinde, bakın 4 katı ya, 4 katı ne yapar? 28 dakika hareket etmiş. Tam okuluna varacağına 12 dakika kala ne yapmış Atakan? Ödevini unuttuğunu fark ediyor. Buradan buraya, buradan buraya, buradan da buraya geliyor. Yani 5K burası, 5K burası 10K, 3K da burası 13K. Yalnız şöyle bir durum var. 13K'yı normalde kaç dakikada alır? 4 kere 13. Değil mi? Çünkü 4 katıydı. 4 kere 13. Yani ne yapar? 52 dakikada alır değil mi? Ama bu ödevi unuttuktan sonra Atakan hızını 2 katına çıkarmış. O zaman süre de yarıya düşer. Yani 52 dakika değil, 26 dakikada ödevini alır ve okuluna götürür. Şimdi bu adam 28 dakika burada harcadı. Okuluna giderken ödevini fark ettiği ana, ödevini evde unuttuğunu fark ettiği ana kadar. Ödevini alıp gelmesi de 26 dakika sürdü. Topluyorsunuz arkadaşlarım, ne yaptı? 20, 20, 40, 8, 14, 54 yaptı değil mi? 54 dakika yaptı. Peki Atakan 08.00'da evden çıkmamış mıydı? 54 dakika geçmiş, okuluna ulaşmış. 08.54'te ders kaçta başlıyordu? 08.40'da başlıyordu. Atakan kaç dakika geç kalmıştır? 14 dakika geç kalmış sevgili gençler. Atakan okula kaç dakika geç kalmıştır diye sormuştu. Cevabımız 14 olacaktı. Güzel soruydu ve devam ediyorum 11. ve son hareket problemimizle. Evinden ofisine gitmek isteyen İsmail aracına binip saatte 60 km hızla 10 dakika hareket ettikten sonra aracın yakıtının azaldığını görüp yakıt almak için benzin istasyonuna girmiştir. Benzin istasyonundaki işi 5 dakika süren İsmail, İstasyondan ayrılır ayrılmaz saatte 80 km hızla 15 dakika boyunca hareket edip ofisinin otoparkına aracını park etmiş. İsmail'in evinden ofisine giderken geçen bu sürede ortalama hızı kaç kilometredir diye soruluyor. Şimdi 60 km ile 10 dakika hareket etmiş ya, 10 dakika demek 1 saatin 6'da 1'i demek. Dolayısıyla ben bunu 1 bölü 6 saat olarak kabul edeceğim. Bu nedir? 10 dakika. Çarparsanız 10 kilometre ötedeki benzin istasyonuna girdiğini görürsünüz İsmail. Şimdi benzin istasyonuna girdi. 5 burada ne kadar harcadı arkadaşlar? 10 dakika harcadı. Benzin istasyonunda ise 5 dakika harcadı. Daha sonrası benzin istasyonundan çıkar çıkmaz hızını 80 kilometreye sabitleyip 5 dakika boyunca kullanmış. Şimdi 5 dakika demek arkadaşlar ne demek? Bu arada bakalım, özür dilerim, 15 dakika. 15 dakika demek 1 saatin çeyreğidir. Yani 1 bölü 4'üdür. Bununla çarparsanız da eğer ne olur? 80'i 4'e böldünüz arkadaşlar. 80'i 4'e bölerseniz 20 kilometrede demek ki burada hareket etmiştir. Ve tüm bu hareketi 15 dakika sürmüştür. Şimdi toplam geçen zaman 30 dakika. Yani 30 dakika ne demek? 1 bölü 2 saat demek. Toplam alınan yol da 30 kilometre. Ben V ortalamayı nasıl buluyordum? İş bitti. Toplam alınan yolu, yani 30'u geçirilen zamana bölüyordum. 1 bölü 2 saate ters çevirip çarparsanız 60 yapar. 60 kilometre bölü saatlik bir ortalama hıza sahipmiş İsmail evden ofisine giderken. 60'ta da yola çıkmıştı zaten. Demek ki İsmail çok iyi bir matematikçiymiş ki
hesaplayabilmiş bu durumları kafasında. Evet gençler, hareket problemlerini de bitirdik. Aynı tişörtle bütün problemleri çekeceğim sanıyorum. Bugün bir çalışkanlık var üstümde. Böyle arka arkaya videolar çekeyim diyorum. Bayağı bir video çektim bugün. Herhalde biraz da böyle boş olduğum bir günden kaynaklı oldu. Süper oldu. Ciddi anlamda. Yüzde problemleri arkadaşlarım. Bir sonraki konumuz. Sonra karışım ve grafik problemlerini birlikte işleyeceğiz. Hocam problemleri sadece bu kadar mı işleyeceğiz diye soracak olursanız da arkadaşlar siz merak etmeyin. Ben bir tane daha tişört giyeceğim, tamam mı? Şurada bakın 6 tane testiniz var. O 6 testin videosunu da o tişörtle çekeceğim, tamam mı? Evet gençler, hareket problemlerini bitirdik dedik. Ve hangi problemlere geçiyorduk? Yüzde problemlerine geçeceğiz. Yüzde problemleri için bir sonraki videoda artık görüşürüz diyelim. Biraz da yoruldum. Artık tişörtü de değiştirmenin zamanı geldi. Bu son iki konuyu farklı bir tişörtle, farklı bir hava, farklı bir ortamda çekelim artık. Arkadaşlar, ciddi anlamda güzel sorular. Umarım problemler adına sana bir şeyler katıyordur. Çözerken eğleniyorsundur. Ben eğlendiğini biliyorum ama sen yine de temennim o. İnşallah daha da fazla eğlenirsin. Çünkü test kısmındaki sorular buradaki sorulardan çok daha şahane, emin olabilirsiniz. Şu an bunları bile gördüğün zaman, bunların bile anlatımını dinlerken keyif aldığını biliyorum ama sana kötü haberi vereceğim maalesef. Test kısmında daha fazla eğleneceksin. Bundan emin olabilirsin. Evet arkadaşlar, sonraki videomuz yüzde problemler olacak. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.